Evet arkadaşlar, burası ne Topkapı Sarayı ne de Konya Mevlana Müzesi arkadaşlar. Burası Konya Ereğli'mizde bulunan Meliha Hacennem'in bahçesi, Meliha Hacennem'in hazineleri arkadaşlar. Bir tanıyalım Meliha Hacennem bunu kaç senedir saklıyor, nereden gelmiş, geçmiş tarihi nedir, bunlar nedir, ne değildir? Boyun gelişi. Evet, önce Meliha Hacennem'i bir tanıyalım. Kendinden bir bahsetsen, kimsin, kimin kızısın? Ben ümmetin kızıyım. İşte 17 yaşında bu dizleri diktim. Düğünlerde giyindik, kuşandık, oynadık, güldük. Şu boyun gelişi 5-6 sene bunun içine ekmek koyduk, gidip kurumasın diye. O zamandır, bu zamandır sakladığım bir ekmek dağarcığı. Arkadaşlar, Meliha Hacennem 85 yaşında. Bu dizliği oyun için dizliği 17 yaşından beri saklıyor. Kendisi kullanmış, düğünlerde takmış. Ponçaklarını kendisi örmüş, kuşağını kendisi. Ponçaklarını kendim yaptım böyle. Bunu nereden almıştın Hacennem? 17 yaşında erka diktim. Buraları boncukladım, dincikladım. İşte halen çıktı. 17 yaşından bu yana. Bu ponçakları sen mi ördün? Kendim ördüm. Bu kuşağı sen ördün. Bunu başkası dokundu da ponçağını ben yaptım. Peki Hacennem, bu örgüleri saçlarına da örer miydin aynı böyle? Beliklerden. İşte. Ben kendim örmezdim de bir saçımı veren yengem vardı, o örerdi. Kaç tane örerdi? Ne kadar ya, örerdi saçını? 40 berikliydi işte. 40 berik derlerdi, öyle mi? Şimdi saç bitti, ömür bitti, hepsi bitti. Bugüne sayısız şükür. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu el emeği, göz nuru. Meliha Hacennem bunu örmüş, işlemiş, dokunmuş. Oradan sonra bugünlere kadar saklamış, getirmiş. Ve hemen yanında dağarcık. Bu da dağarcık arkadaşlar. Yapı, bu şekilde, koyun derisi. Koyun veya oğlak kuzu derisinden yapılırdı. Önceden ekmekler, ayranlar, cacık şeyler, yayık ayranları falan bunda yapılırdı. Bu geyazdı, yumuşacıydı da buna işte 70 sene oldu. 70 sene önce bunun içinde ekmek saklıyordum. Nasıl ekmeği yumuşak mı tutuyordum? Yumuşak tutardı. Eskiden ekmek bunlar da beslenirdi. Hiç kurumazdı diyor bak. Kurumaz. Evet. Ekmek dağarcığımız. Bunun adı dağarcık. Evet. Koyun derisi. Bu dağarcığımız. Esas bir hazinemiz de burada var arkadaşlar. Bu da çarık arkadaşlar. Meliha Hacennem'in babasından kalma. Yani Ümmet derdik biz de. İsmi Himmet. Himmet Akyıldız'ın çarığı arkadaşlar. En az 15-20 senelik vardır bu çarık arkadaşlar. Çok fazla. Fazla mıdır? Yok yani, giyilmiştir. 15-20 sene giyilmiştir. Giyilmiş. Bu. Çünkü defalarca tamir edilmiş. Bunun altı araba lastiğinden, oto lastiğinden yapılırmış herhalde. Kat kat bezli lastikten bu arkadaşlar. Yani, bu hale gel. Yamanı çarık hiç yani, görülmüş mü? 60 seneliktir bak mı? Yani 60 seneliktir. Belki yapılış 80 şekli. Seneliktir. Tabii ki vardır yani. Çünkü defalarca tamir edilmiş. Atalar çoğuldu zaten. Evet. Çünkü sen 85 yaşındaysan, baban hadi 105 yaşında olur şimdi yaşamış olsaydı arkadaşlar. Bu tarihi, geçmiş tarihi bayağı derin, bayağı eski bunun. Çok hoş bir şey. Bunlar çok güzel, evet. Şimdi Ali dedem, sen de çok ekmek yedin mi bu dağarcıktan? Kaç, 3-4 tane ekmek yedik ya. Ondan bu yana bunu sakladım. Ya ne güzel bir şey. Bunu içine koyar, bağlardınız bir de bağ vardı değil mi? Hayır, içi de aynı duruyor daha. Orijinali bir de duruyor. Şöyle, bak, köylü biri bunu hama yatırırdık. Bak daha yumuşaklığa bak daha köylü. Ekmeği içine yumuşak tutardı. Hiç kokmuyor böyle, kötü de kokmuyor. Hala güzel kokuyor yani böyle. Yok, kötü kokmuyordu. Bunu içip hana yatırırdık, orjinali dikmeydik, bembeyaz sumağın gibi olurdu. Evet. Bu dağcık, buralarını da bak, havas havas kıymış şeyin. Bu herhalde oğlak derisiymiş çünkü. Yok, deri küçük. Kuzu derisiydi. Kuzu derisi miymiş? Gittiğim dikiş, buraları çok süslü bir dağcıydı. Yetmek buna katılırdı, yönüse kuruyu verirdi. Evet. Kuzu derisi olduğu belli çünkü burası ayak yerleri arkadaşlar. Ha. Arka ayaklarının ayaklarının yerleri olabilir. Halen şu da göbeği kuzunun. Buraya da delikliği çapıdına dikmiş, yamamış. Göbeğinin olduğu kuzunun yer. Göbeği. Maşallah, ne güzel ya. İyi ki saklamışsın. İyi ki bizlere hatırlattın bugünleri, geçmişi. Şimdi şunu, bu nediği sorsan gençler ne yediğini bilir bilmez, mi? Bilmezler. Bunun adı dağarcık.
halen taha yumuşak duruyor. Bunu muradım, şuna bir bak. Evet, evet, evet. Yine de çok yıpratmayalım, çizilmesin, bozulmasın, yırtılmasın. Geçmişimizi geleceğe aktarmak açısından çok iyi bir şey yani. Torunun torunlara kalacak inşallah. Bunu torunlara emanet bırakacaksın, onlar da saklayacaklar, evet. Çünkü çok değerli arkadaşlar bu. Kıymetli bir gelin var, evet. Ona ayrı saklasın. İnşallah, inşallah. Tabii ki de, tabii ki de. Otur acennem, gel otur bakalım. Evet Esin. Altına bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten uzun yıllar giyilmiş. Bu kolay 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 eskimeyen bir çarıkta. Çünkü altı otolastikten yani araba lastiğinden yapılmış, bezli, kat kat. Ama bu eskimiş, bunu bile yamamış, altını bile yamamış arkadaşlar. Bu uzun yıllar giyilmiş. İpleri kopmuş, tasmaları. Evet. Acaba kaç sene, belki 10 sene giyildi, belki yani 15 sene giyildi. Çok uzun yıllar, kolay kolay eskimez arkadaşlar bu. Aman güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim. 11 ayda böyle gezelim. Aman güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim. 11 ayda böyle gezelim. Damlarda yata yata sızı girdi belime, sızı girdi belime. Bu nasıl sevdaymış, kurban olam önüme, kurban olam önüme. Evet arkadaşlar, şu anda karşımda Meliha Karaca Hacı annem duruyor ve üzerinde 17 yaşındaki dikip işleyip kuşandığı dizliği var arkadaşlar. Uzun yıllarda, neredeyse 70 yılın üzerinde veya 70 yıl civarı bir hatıra arkadaşlar. Kendi işlemiş. Meliha Hacı annem, kaç yaşındaydın bunu işlediğinde? 17 yaşındaydım. 17 yaşından beri hep bunu sakladın mı? Sakladım. Şu anda yaşın 85. 85. Maşallah, bunu nerede sakladın? Nasıl eskitmedin? Nasıl sandıkta, kaybetmedin? Sandıkta, sepette sakladım. Dar gölde bir hat yemelime. Evet. O ponçokları sen mi işlemiştin? Kendim işledim, öldüm. Ne güzel, ne güzel. Başka ne gibi hatıraların var? Elinde bir tane dağarcığın var. Yeni ayrıldığımızda bunda da 25 yaşındaydım. Bu 25 yaşından beri bu dağarcığın içinde 5-6 sene
ekmekçiydik. Bu da kuzu derisi ekmek dağıtıyor. Başka bir de deriden yapılır yayık olurdu değil mi? O da deriden. Ona tuluk derlerdi. Ha tuluk derlerdi. Bu onu bilmem. Bu, yanlık vardı. Deriden olur. Bu dağarcık yani. Bu bunun dağarcık. İçinde ekmek saklamak için değil mi? Ekmek kabıydı bu. Ekmek saklamak için bu dağarcık tuluk adetiydi, yanlık adetiydi bizim devirde. Ekmekleri çok mu yumuşak tutardı bu? Ekmeği çok yumuşak tutardı. Yani içine mayalı ekmek mi koyardınız bunu yoksa yufka? Yufka ekmek, mayalı ekmek tek bu dağarcığa girerdi. Ekinliklerde? Ekinlikte, çitte, çubukta, başka ekmekte şeyimiz yoktu. Hep bu dağarcık olurdu. Çok kullandık bu dağarcığı. 25 seneden bu yana da saklıyorum dağarcığı. Çok iyi olmuş yani. Geçmişi geleceğe aktarabilmek için ne güzel olmuş. Bizlere armağan, bizlere hediye. Evet. Çocuklarımız, torunlarımız evet. Görsünler. Şimdi böyle bir şeyler yapılmıyor. Evet. Evet. Yaşanmıyor. Kimse evet. Bilmiyor. Dağarcığı bilen yok yani şimdi. Dağarcığı bilmez. Ne ediyorsun bilen yok. Şu çırayı da getirin elime. Peki elindeki bulunan neydi Hacı annem? Meli Hacı annem? Bunun içine gaz koyduk. Fitil takardık. Gazından yanardı bu. O Şinanay dediğimiz bu muydu? Şinanay mı diyorlardı bir de diğer ismi? Buna çıra dillerdi. O Şinanay farklı mıydı? Bir de lamba vardı. Gaz lambası, cam lamba. Bu çıra. Evet, evet, evet. Sen ümmetin kızıydın değil mi? Ümmetin, yani esas ismi Himmet Akyıldız'dı. Bu şimdi... çırayla çok ipler ördük, çoraplar ördük. Gece bizim ışığımız bu çıraydı. Başka bir şey yoktu yani. Lüksümüz yoktu. Falan yoktu değil mi? Lüks vardı bir tane de. Lüks diyorlardı. Lüks o vardı. O lüks sonradan çıktı. Ha, ondan önce bu çıra vardı öyle mi? Lamba, gaz lambası vardı. Ha, camını silerdik. Gaz lambasından lambası. Önce de bu vardı değil mi? İlk daha önce de... Yani ilk adetimiz bu çıraydı. Evet, evet. Gaz lambası ne sonradan çıktı. Evet. Peki Meliha annem... Çok teşekkür ederiz. Ellerine, dillerine sağlık, yüreğine sağlık. Ben de sana teşekkür ederim. Allah ömrünü uzun etsin. Amin, amin, gönlüm, amin. Gönlüm muradını üstün, bütün bu eskileri hatırlattığın için. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim inşallah. Aman güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. 11 ayda böyle gezelim. Aman güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim.